Bir uçak yolculuğu yapıyorsunuz, yerden binlerce metre yüksekliktesiniz. Uçağınızın rotası da karlı dağların üzerinden geçiyor. Ama bir anda işler kötü gidiyor ve uçağınız düşüyor. Gözünüzü açıyorsunuz, yanınızda oturan yolcu hayatını kaybetmiş. Onun yanındaki yolcu ise ağır yaralı ve tabii ki arama kurtarma ekiplerinin gelmesini bekliyorsunuz. Aradan saatler geçiyor, gelen giden yok. Hatta günler geçiyor, gelen giden yok. Acıkıyorsunuz, yiyecek yok. Peki böyle bir durumda hayatını kaybetmiş bir yolcuyu yiyip hayatta kalabilir misiniz? Gerçekten cevaplaması çok zor bir soru bu. Geçtiğimiz günlerde Netflix'te Society of Snow, Kar Kardeşliği diye bir film yayınlandı. İspanyolca bu film ve bu filmde 1972'deki gerçek bir olayın filmleştirilmesi bu. 1972'de bir rugby takımı Uruguay'dan Şili'ye gidecek ve uçtukları Fokker F-27 tipi uçak kaza geçiriyor ve dağda kalıyor insanlar. Hayatta kalabilenler tam 72 gün sonra yani nereden baksanız 2,5 aya yakın bir süre sonrasında kurtulabiliyor ve bu insanlar ne yazık ki hayatını kaybeden diğer yolcuları yiyerek belki de arkadaşlarını yiyerek hayatta kalmaya çalışıyorlar. Bu film oldukça sarsıcı bir film. Ben de tabii ki bir havacılık, bir savunma meraklısı olarak işte bir uçağın olduğu, bir savaşın olduğu belgeselleri, filmleri seyretmeye çalışıyorum. Ama son yıllarda beni en etkileyen sivil havacılık filmlerinden bir tanesi oldu bu. YouTube açtığınız zaman bu olay nasıl meydana gelmiş, neler yaşanmış çok sayıda video var. Onlardan bir tanesini tepeye bırakıyorum. Sevgili Kerem Gök'ün videosu. 4 yıl önce çektiği ve olayın detaylarını anlatıyor. Ve tabii ki filmle ilgili de daha e, detay isterseniz Kaan'ın Tavsiyesi kanalında çok güzel açıklamalar var. Çok güzel noktalara değinilmiş. Onun da linkini meraklar için buraya bırakıyorum. Ama Aslında olay 1972 yılında meydana geliyor. Uruguaylı bir rugby takımı var. Bu takım çok genç oyunculardan oluşuyor. Teknik ekip var. Hatta oyuncuların Bazıların aileleri de yanında ve uçağa biniyorlar. 45 kişilik bir uçak bu ve Fokker F-27 havalanıyor. Önce bir noktaya iniyorlar. Yakıt ikmali ertesi gün yollarına devam edebiliyorlar ve gitmek istedikleri yer San Diego Şili'de. Ant dağlarını geçerken ne yazık ki bölgede çok ciddi kötü hava şartları var. Pilotlar bir yarıktan bir vadeden gitmeye çalışırken Kanadını vuruyor uçak, kanadı parçalanıyor ve gövde karlar üzerinde kaymaya başlıyor. Bu olay sonrasında 45 yolcu var. 12'si kaza sırasında hayatını vurmayla birlikte kaybediyor. 5'i yaralanıyor ve ertesi gün hayatını kaybediyor. Bunlardan biri de yaralılardan 8. gün ölüyor. 27 kişi kalıyor. Daha sonra 16. gün 27 kişinin üzerine çığ düşüyor ve 8 kişi daha hayatını kaybediyor. 60. günde ise 3 kişi daha hayatını kaybediyor. 61. günde iki ayrılıyorlar. Arama kurtarma çalışmalarını yapmak için iki ayrı yöne ayrılıyorlar. Ve ekiplerden bir tanesi 72. günde bölgedeki en yakın yerleşim birimine ulaşma başarısı gösteriyor. Arkasından işte bölgeye helikopterler, arama kurtarma ekipleri ve kalan 16 kişiyi kurtarıyorlar. Gerçekten havacılık tarihi açısından çok çok önemli bir kaza ve tabii ki bu süreç içerisinde ne yazık ki ölenleri yerek hayatlarını geçiriyorlar. Ben filmi seyrettiğim zaman özellikle çarpma sahnesini çok gerçekçi buldum animasyonlar e, tatmin edici düzeydeydi ve çarpma sahnesinde de o işte kanadın kopması, arkasından gövdenin vadi içinde kaymaya başlaması, bu sırada çarpmayla birlikte koltukların yerinden ayrılarak öne doğru bir sıkıştırma gerçek bir uçak kazasında işte çarpmayla birlikte yolcuların arkada başına ne geliyor bunları çok güzel e, gösteriyordu. E, 1993 yılında Alive canlı olarak adlandırılan olarak çevirebileceğimiz aslında bu konuyla ilgili çok güzel bir film yapılıyor yapılmıştı ve bu filmin 1993 yılının şartları değil günümüz şartlarında yeni animasyon teknolojileriyle tekrar çekilmesi birçok meraklının isteğiydi. İşte Netflix burada bu projeye çok ciddi bir para vererek hayata geçmesini sağlamış durumda. Bu arada Fokker F-27, F-27 uçakları ile ilgili de bir açıklama yapmak istiyorum. Fokker F-27 Rolls Royce imalatı Dart serisi turboprop motorlara sahip. İşte yolcu kapasitesi kabin oturumuna göre 40 ila 50 arasında değişen ilginç bir uçak. Fokker Hollandalı bir üretici 1990'ların ortalarına kadar uçak üretimi gerçekleştirdi. Ve özellikle 2. Dünya Savaşı'nın efsane hem askeri hem sivil uçağı, askeri nakliye uçağı C-47 modeli, sivil olarak da DC-3 olarak adlandırılan uçakların piston motorlu bunlar yerine geçmesi için 1950'lerde Fokker F-27'ler oldukça revaçta uçaklardı. Öyle bir talep gelmişti ki Fokker'a Amerika Birleşik Devletleri'nde Fairchild şirketinin bir üretim hattını da kurarak iki taraftan hem Amerika'dan hem Hollanda'dan üretim yapıyordu. Türk Hava da bu uçağı DC-3'lerin yerini alması üzerine seçmişti. Ve uçaklar Türk Hava Yolları'na 12 adet teslim edildi. Bunlardan 6'sı Amerika'dan Fairchild'dan geldi. 6'sı da Fokker'dan Hollanda'dan geldi. Biraz farklar vardı aralarında. Hatta Amerika'dan gelen uçaklar Türk Havacılığında ilk kez Atlantik'i aşarak gelen uçaklar oldu. Ve bu uçuşları da dönemin Türk pilotları gerçekleştirdi. Fokker F-27'ler kabin basınçlıydı. 29.500 fite kadar çıkıyordu ve yoğun olarak iç hatlarda kullanılmaya başladı. Fakat ne yazık ki bu uçakların e, Türkiye'de toplam 4 kazası oldu. Bunlardan ikisi ne yazık ki ölümlüydü. Bu kazalardan ilki 23 Eylül 1961 tarihinde meydana geldi. TC Tay tescilli uçak Ankara'ya inişte ne yazık ki düştü. 28 kişi hayatını kaybetti. Ertesi yıl Tarihler 8 Mart 1962'yi gösterirken bu sefer TC KOP uçağı Adana'ya inişte Torosların zirvesine çarptı. 8 yolcu ve 3 mürettebattan kurtulan olmadı. toplam 11 kişi hayatını kaybetti. Ayrıca bu uçağın hem Samsun'da hem de İstanbul'da o zamanki adıyla Yeşilköy Havalimanı'nda gövde üzerine inişler ve iniş sırasına geçirdiği kazalar var. Bu iki uçakta envatarlar çıktı. 1970'lerde zaten artık uçaklar ekonomik kullanım ömürlerini tamamlamışlardı ve satılarak envanterden çıkmış oldular. Daha sonra 2000'li yılların başında Fokker F27'lerin daha yeni versiyonu kargo modeli olarak MNG Havayolları tarafından kullanılacaktı ama bu operasyon da çok uzun vadeli olmadı. O yıllarda MNG Havayolları MNG Kargo adına iç hatlarda bir operasyon düzenleyecekti fakat operasyon maliyetleri yüksek çıkınca uçaklar yurt dışına kiralandı ve belirli bir süre sonra da envanterden çıkmış oldular. Evet bir filmin hikayesiyle başladık. Eğer e, vaktiniz olursa, imkanlarınız olursa bu filmi izlemenizi ben tavsiye ederim. Kar kardeşliği yaklaşık 2,5 saat sürüyor ama gerçekten çekim açıları, konu böyle sizi ekrana kilitliyor ve aklınıza o ne yazık ki o çok feci soru geliyor. Böyle bir kaza olsa neler yapardınız, nasıl hayatta kalırdınız soruları geliyor. E, konu gerçekten film gibi. Bu aslında bu kaza da havacılık kazaları ile ilgili bir soru işaretinin de insanların aklında oturmasına neden olmuş durumda. Bunlardan bir tanesi sonuçta askeri olsun sivil olsun bir hava aracıyla temas kesilir önce kazalarda. Sonrasında arama kurtarma çalışmaları başlar. İşte bu durumda hava aracı kayıptır. Ne zaman enkaza ulaşılır, işte hayatını kaybedenlerin ne yazık ki cansız bedenlerine ulaşmaya başlanır, o zaman bir kaza kategorisine girer ve artık işte sonrasında ailelerine haber verilme, kimlik belirleme, neler yapılıyor, neler ediliyor gibi olayın daha da acı yönleri meydana gelir. Ama bu olayda olduğu gibi tam 72 gün sonra işte kayıp bir uçak, kurtulanlar gerçekten çok çok ilginç bir olay. Zaten olayın o anki hali bile dehşet bir film senaryosundan adeta farkı yok. Bu videomuzu hazırlarken yavaş yavaş abone sayımız 300 bine çok az kaldı böyle tık 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 tık, tık azalıyor. İlginiz için çok teşekkür ediyorum. Siz de sevdiğiniz filmleri bu videonun altına yazın. Havacılık savaş filmlerinden neler hoşunuza gidiyor? Belki bir gün onları da toplayıp bir konu yapabiliriz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.